Merhaba, merhaba değerli izleyiciler. Bugün bir dünya şampiyonu ile birlikteyim. Survivor 2016 şampiyonu. Aynı zamanda Kickbox'ta ve Muaydeyle. Muaydeli'de dünya şampiyonu, milli sporcumuz Avatar Atakan'la birlikteyim. Çağan Atakan Aslan'la birlikteyim. Çok teşekkür ederim beni evine konuk ettiğin için Rica ederim Bilal abi. Atakan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Sağ ol hayatım. Avatar Atakan. Bu ismi sana kim koydu? Bu isim şöyle oldu abi. Bizim boks maçlarını yorumlayan spikerimiz Bilgehan Demir var. Bilgehan Demir bir maç öncesi o gün vizyona girdi Avatar filmi ve sinemaya gittiler. Ondan sonra o gün bana dedi ki ya bu sen burada bir karakter vardı orada. Gerçekten de o bana çok benziyordu. Dedi ki ya sen ne kadar çok benziyorsun işte fiziksel özellik olarak da biraz kolların bacakların uzun ya. Senin adın dedi Avatar olsun. Ondan sonra ya ben dedim yok yapma ben nasıl yani Avatar olsun falan. Bir de benzettik de yani şey değil ama o an öyle makara yaptık kendi aramızda. Daha sonrasında canlı yayında beni sunarken işte dedik işte bir maç oldu. O günden nakavtla almıştım maçı. Dedik işte Avatar'sın sen Avatar dedi. O an ringde beni Avatar Atakan olarak çağırdı. Ve adam abi öyle kaldı. Yurt dışında adımı bilmeyip de Avatar diye seslenen çok insan vardır yani. Öyle bana yapıştı kaldı bayağıdır. 2000 kaç 9'dan beri herhalde. Mutluyum da abi problem yok yani. İnsanlar beni Avatar Atakan olarak tanıyor yani. Yakışıyor da. Kaç kere şampiyon oldun? Bilmeyenler için söyler misin lütfen? Bu başarılarını bir özetler misin? Abi şöyle söyleyeyim, kaç keresinin değil de yani pek çok kez tabii ki şampiyonluklar yaşadım hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Şöyle söyleyeyim, 2011 yılında tarihte ilk altın madalyayı ülkemize getirdim milli takım adına. Ondan sonra Kickbox. Muay Thai branşında, Thai box olarak geçiyor Muay Thai branşında. Daha sonrasında dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi olan Glory World Series, Glory'de dövüştüm. Daha sonrasında pek çok federasyonda yani bizim sporu yapanlar tabii daha iyi bilir belki buradan söylediklerim bazı insanlar anlamayabilir ama işte IFMA'da, WMC'de, ISK'de yani ISKA'da burada dünya şampiyonlukları yaşadım. Bu kemerleri aldım. Çok güzel. Bunlar dünyanın prestijli federasyonları. Burada dünya şampiyonlukları yaşadım yani. Çok güzel. Pek çok. Muay Thai branşı ne ifade ediyor? Yani şöyle kickboksu biliyorsunuz yumruk ve tekme var. Muay Thai'da diz ve dirsek de ekliyorsunuz ekstra olarak. Ekstra olarak diz dirsek de var. Bir de boyun güreşi dediğimiz tutarak vurmada serbest. Serbest. Evet, 2016 Survivor'da Ünlüler Gönüller'de birinci oldun. evet. Şampiyon oldun. Survivor sana ne kattı Atakan? Yine buradan herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde tabii ki şampiyon oldum. Survivor bana ne kattı? Ne kattan çok abi benden ne götürüyor? Öyle Orada yaşadığımız 5 ay boyunca. Bizim için şöyle. Survivor bana ne kattı? Tabii ki büyük bir popülerlik ve tanınmışlık kattı. Yani benim için mi? aslında önemli olan noktalardan bir tanesi de şuydu. Ben dediğim gibi 2011'de tarihte ilk altın madalya getirdim ülkemize. Şampiyon oldum veya pek çok dünya şampiyonlukları yaşadım. Benim gibi kendi alanında başarılı olan pek çok daha sporcu da var. Başka branşlarda da olabilir. Ama ne yazık ki medyanın buna çok fazla ilgisi yok. Bizde birazcık daha futbol ön planda. Futbol doğru. Yani futbol, basketbol biraz yani ki basketbol çok önde olmasına rağmen bile o kadar değil. Sonra diğer branşlar pek fazla yer almıyor ama son zamanlarda özellikle Survivor'da dövüş sporlarının yani dövüşçülerin başarılı olmasından da sebep olarak da birazcık daha dövüş sporları artık yer bulmaya başladı. Bana ne kattı dersen benim dünya şampiyonu olduğumu evet biz orada bütün dünyaya duyurmuştuk İstiklal Marşımızı okutarak ama ülkemizde de pek çok insanın duyulmasını sağladı diyebilirim yani benim için o önemliydi. Survivor'da yarışanlar, şampiyon olanlar tekrar yarışmada görebiliyoruz ama seni bir daha görmedik. Acun çağırmadı mı yoksa çağrıda uygun mu olmadın? Yani şöyle Acun abi tabii ki beni de çağırdı. Ondan sonra sağ olsun kendisi. Ama şöyle ben zaten adadan geldikten sonra evlendim ve bir oğlum oldu. Evet, Bu Allah bağışlasın. teşekkür ederim. Bu sebeple hani hem eşim hem de çocuğumu yalnız bırakmak istemediğim için bir daha da gitmek istemedim. Evet. Bundan sonra çağırırsa Acun gider misin? Yani aslında şöyle şu anda da yine zor gibi çünkü yine çocuğum ve eşimi çok fazla o kadar 5 ay ayrı kalabileceğimi düşünmüyorum ya. O yüzden biraz şey yani. Ama mesela geçenlerde bir haftalık bir şey oldu. Kısa süreli bir haftalık gittik şeye adaya. Gönüllerle yarıştık. Yani orada yarışan takımla yarıştık. Hem Yunanlar ve Türkler yarışıyordu ya. Bizden bir karma takım gitti oraya.
Eskilerden şampiyonlardan. Onlarla böyle bir haftalık bir süreç oldu. Böyle bir haftalık bir süreçte. Bir haftalık süreçlerde varım abi. Onun için uzun olanlar birazcık zor. Evet. Peki ondan sonra izliyor musun her sezon Survivor'ı? Yani mümkün oldukça izlemeye çalışıyorum. Tabii ki yoğun bir programım var ama mümkün olunca dikkat ediyorum. Veya sosyal medyada karşıma çıktığı zaman bakıyorum tabii ki yani. Ben seni izlerdim ve çok beğenirdim. Survivor'da hem duruşunu beğenirdim, adamlığını beğenirdim, hem sporcu yönünü, dayanıklılığını beğenirdim ve nitekim şampiyon da oldum. Rica ederim. Peki senin Survivor'ı izlerken diğer yarışmalar, sonraki yıllarda hiç ya şu arkadaşla rakip olsam güzel olurdu falan diye düşündüğün oldu mu? Yani tabii ki her sezonda çok başarılı yarışmacılar geldi. Bundan sonra da gelecektir. Ben kendi sezonumdaki yarıştığım arkadaşlarımdan da memnunum. Onlar da çok iyi rakiplerdi. Yani şunla rakip olsaydım diyeceğim birisi yok. Rakip olsaydım da tam performansımı gösterirdim yani. O yüzden böyle pek kendimi rakip görmüyorum şeyleri, insanları. Ama şartlar gereği rakip olmamız gerekirse o günün şartları. Orada karar verecek kim galip gelir, kim galip gelmez. Ama benim savaşçı bir ruhum var. O sebeple kaybetsem de güzel kaybederdim. İzmir'den Tuğçe Turap, senin hayranın, dedi ki Bilal Bey mutlaka şu soruyu sorun kendisine. Turabi ile yarışsa Avatar mı geçer yener, yoksa Turabi mi yener? Avatar ne düşünüyor? Yani burada şimdi böyle Turabi'ye sorsan Turabi diyecek ki ben yenerim. Bana sorsan derim ki ben yenerim. Yani parkura ve oyuna göre değişir. Ama şöyle bunun cevabını bence merak eden pek çok insan var. Evet. Ama şunu da söylemek isterim ki Turabi gerçekten çok iyi bir parkur yarışmacısı. Yani yurt dışına da gitti biliyorsunuz bir şeyde yarışmada şampiyon oldu Amerika'da. Bence o da çok önemli bir şeydi. Onun zaten ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu gösterdi. Ama yarışsak kim kazanır? Bunu bilmiyorum, yarışacağımız güne bakmak lazım. Ben kazanırım herhalde. Turabi de çok güçlü. O da çok güçlü, çok dayanıklı değil mi? Tabii ki yani çok dediğim gibi iyi bir yarışmacı. O yüzden belki Survivor tarihindeki en iyi yarışmacılardan bir tanesi. Ama yarışmak lazım. Yarışmadan buna bir şey diyemeyiz. Peki şunu sorayım sana o zaman. Senin sence herkesten daha üstün olduğun yönlerin nereler yani? Bunu Survivor için mi? Survivor için. Şu mesela şu. Koşuda zayıfım da atıyorum. Hı hı. Ama güçte benim ya. Abi şöyle, ben parkurda gerçekten çok önde geliyordum bazı yarışmalarda. Biraz atışlarım kötüydü. Ama ben Survivor'ı gittiğim zaman izlemeden gittim. Ve yani birazcık daha çalışma fırsatım olmadı açıkçası. Hı. Öyle. Mesela şimdi gitsem eskisinden iki kat daha fazla performans gösterebilirim. Hangi yönüm iyi dersen oyun içerisinde oyunun çok kritik noktalarını çözüp oralarda öne geçme, yani oyun zekası diyeyim, oralarda önde olduğumu düşünüyorum. Çünkü takım arkadaşlarım da bu şekilde yine aynı zamanda taktik veriyordum. Bazı oyunların ufak böyle trikleri var, onları çözmek gerekiyor. Onları iyi çözebildim, iyi analiz edebildiğimi düşünüyorum orada oyunları. Onun dışında zaten yani sportif olarak yani performansım iyi, yani hızın, gücün. O konularda iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de sen dağılmıyorsun. Mental olarak da dağılmıyorsun. Yani burada psikoloji, evet, önemli. Psikoloji yani aslında şöyle, Survivor'da size şampiyon yapacak olan şey psikoloji, tamam mı? Orada psikolojiniz ne kadar geldiğiniz zamanla aynı kalırsa, psikolojinizi ne kadar sabit tutarsanız o kadar şampiyonluğa yakınsınız. Çünkü oradaki ada şartları, işte açlık ya da ne bileyim insanlarla görüşememe. Bence şöyle bir şey var, sadece aç kalsanız ama istediklerinizle görüşebilseniz bir problem olmaz. Veya sadece işte yemek yeseniz kimseyle görüşmesiniz yine problem olmaz. Ama insan vücudunda değişimi sağlayan bu ikisinin beraber olması. Hem açsın hem kimse yok. Yani hem sosyal medyan yok, yani insanlarla görüşemiyorsun. Bu bir arada olması, yalnız olman orada ve aç kalman insanda böyle psikolojik bir tepkime yaratıyor. Ve bu sizin psikolojinizi bozuyor. Yani mesela yarışmaya giden pek çok insan, tabii hepsi çok iyi insanlar. Ama içeride bir anda çok değişikliklerini görüyorsunuz. Hmm. Dışarıda aslında atıyorum buradan adada oraya gidene kadar herkes çok iyi yani normal. Normal insan diyorum. Normal yani şeyler. Arkadaşlar ama orada açlık, o zor şartlar, kazanma hırsı işte vesaire, bunlar hepsi ön plana çıkınca insanın psikolojisinde bozulmalar oluyor. Karakteriniz ne kadar aynı kalırsa o kadar şampiyonluğa yakınsınız. Yani. Çok güzel. Bu açıklamalar son derece sıcak, son derece samimi ve Survivor izleyicilerin, Atakan'ı takip edenlerin çok merak ettikleri konulardı bunlar. Sana Survivor'la ilgili ve seninle ilgili
Survivor'daki performansınla ilgili başka sorular da soracağım. Tamam. Çok merak ettiğim şeyler de var ama şimdi Aslan'dan bahsetmek istiyorum. Abi. Maşallah. Ne kadar güzel bir şey. Babalar gününde baba oldun. Evet. Harika bir şey. Buradan eşime teşekkür ediyorum. Nasıl ayarladıysa gerçekten. Harika bir şey. Böyle bir hediye verdi. İlahi bir şey ya. Evet. Allah'a çok şükür. Ne güzel bir hediye. Nasıl bir şey babalık? Abi baba olmak gerçekten yani tarif edilemez bir duygu diyorlar ya, buradan çok klişe gelecek söylediklerim belki ama ancak baba oldukları zaman anlayabilecekler. Şöyle anlatayım, diyelim ki bir şeyi çok istiyorsunuz, diyelim ki dünya şampiyonu olmak istiyorsunuz, işte o kadar uğraştınız yıllarca, en sonunda dünya şampiyonu oldunuz, kupayı kaldırdınız, orada yaşadığınız sevinci, heyecanı veya işte ne bileyim o doyumu hissedin. Ya da ne bileyim işte bir kadına aşık oldunuz. Yani hayatınızda hiç kimseyi sevmeniz kadar istiyorsunuz veya seviyorsunuz, aşkından ölüyorsunuz. O aşkı kendinize baz alın. Abi bunların hepsinden çok daha büyük bir şey ve tahmin edemeyeceğim bir şekilde bir anda içine geliyor ve öyle bir sevgi oluşuyor abi, ortaya çıkıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir duygu. Yani Allah buradan tüm eve sahip olmak isteyenlere de nasip etsin inşallah. Tabii ki bakabilecek olanlara. Öyle söyleyeyim. Sadece çocuk yapmak da önemli. Önemli olan yani baba olmak değil, babalık yapabilmek. Bu sebeple ya da ne bileyim anne, ebeveyn olmak birazcık bu konuda bilinç gerektiriyor. Doğru yetiştirebileceğine, onlara bir şeyler katabileceğini düşünen herkese Allah çocuk nasip etsin yani. Amin. Aslan'ın, evladının en çok hangi hallerini seviyorsun? Abi her halini seviyorum. Böyle gerçekten. Yani şöyle, şimdi spor salonu olduğu için spor salonuna geliyor arada. Mesela annesinin işi oluyor vesaire. Benle beraber gelmek zorunda kalıyor. Benim de salonda işlerim oluyor veya antrenman yapıyorum. Yani yaklaşık 15-20 defa falan gelmiştir. Orada gün boyu vakit geçiriyor. Herkesi görüyor, antrenman yapıyor. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyor ve taklit ediyor. Kendi ben ona hiçbir zaman işte eldiven vermedim veya tak demedim veya al oğlum vur demedim. Ama kendi boks yapmaya başladı. O taklit etme şeylere benim çok hoşuma gidiyor yani. Orası iyi yani. Peki ama tam burada şunu sorayım sence sana. Bir bebeğin bu şiddet dövüş sporuyla o yaşta ilgilenmeye başlaması doğru mu sence? Yani ileride bir psikolojik olarak bir sorun olabilir mi? Danıştın mı bunu? Tabii ki şöyle, yani herhangi bir psikolojik sorun olmaz. Bunu biz de aynı şekilde spor olarak yapıyoruz ve bu bir şiddet değil. Şöyle bakın olaya. Bu çocuk burada enerjisini atıyor. Kimi çocuk işte ne bileyim futbol oynar, kimisi zıplıyor, koltuk kapılarına geziyor. O da tabii ki ailesinin etrafında ne gördüyse onu yapıyor çocuk. Yani doğuştan kendi içinden böyle bir şey çıkmadı. Bizi gördü, salonda insanları gördü. Ya yere yatıyor, şınav çekmeye çalışıyor ya da eldiven alıyor, torbaya vurmaya çalışıyor. Ama bunu tabii ki çocuk zaten algılamıyor, şiddet olarak yapmıyor. Bunu oyun olarak yapıyor. Gidiyor, o vuruyor, insanlar da ona gülüyor. O da onun hoşuna gidiyor ve iyi bir şey yaptığını sanıyor. Ama dövüş sporları şöyledir. Dövüş sporu yapan insanların çoğu, yani profesyonel olarak özellikle yapanların, çok sakin insanlardır. Asla dışarıda kavga etmezler veya şiddete meyilli insanlar değillerdir. Veya hatta yurt dışında cezaevine şiddetten giren insanlara bu sporu yaptırırlar ki kendilerini tolere edebilsinler ve kendilerini törpüleyebilsinler diye. O yüzden bu sporun insan karakteri ve vücudu üstünde çok olumlu etkileri var. O yüzden ben bunu spor olarak yapmasını tabii ki destekliyorum. Destekliyorsun. Peki bir baba olarak ileride... Sen de dayak yedin sporun içinde. Aslan dayak yerse üzülmez misin? Böyle bir endişen yok mu? Üzülürüm. Açıkçası şöyle. Yani bir dövüşçü olarak bunu söylemek istemem ama dövüşçü olmasını istemem. İstemem değil miyim? Yani ben onun ne olmasına ben karar vermeyeceğim. O kendi hayallerinin peşinden gidecek ve ne olmak istiyorsa o olacak. Tamam. Evet. Bana derse ki baba ben dövüşmek istiyorum. Tamam oğlum dövüş. Derse ki ben müzik yapacağım, resim yapacağım. Ne bileyim hiçbir şey yapmayacağım. Nasıl mutlu olacaksa kendimi mutlu olacak ve onu yapacak. Ama dövüşsün bir konusunda üzülürüm herhalde yani, çünkü yani çok canım canlı, çok profesyonel olarak spor yapmak gerçekten zor. Hangi branşı yaparsa yapsın, profesyonel sporcu olsun mu, yani dövüşçü olarak değil de profesyonel olarak sporcu olsun mu dersen birazcık zor bir hayat abi. O yüzden şu anda da Avatar Atakan'ın ayağı kırık değerli izleyiciler. Evet. İstanbul'da bulunmasını aşağısı görünmüyor ama ayak parmağı. Nasıl kırıldı ayağın? Abi antrenmanda kırıldı. Bir maçım vardı Almanya'da. Evet. Frankfurt'ta İngiliz bir rakibimle dövüşecektim. Büyük bir organizasyonu da. Maçtan işte 3 gün önce ayak parmağım kırıldı. Yani bir tekme attım. Dirseğe geldi ve şöyle ters döndü. Ve bu parmak kırıldı, ayak serçe parmağım. Solay. Yani serçe parmak çok fazla yük taşıyan, çok işlev olan bir parmak değil. Tabii ki parmak kırılıyor. Ciddi de ağrısı oluyor ama. Ya maçı iptal etmedim. Maça da çıktım.
Maça çıkmanı ben anlayamıyorum. Neden çıktın? Yani o imza mı atıyorsun? Yani aslında şöyle iptal etsem edebilirim. Bu tamamen benim elimde olan bir şey. Ben 2013 yılında da WMC kemeri için, bu da dünyanın en önemli prestijli kemerlerinden bir tanesi. Onun dünya şampiyonu kemeri maçından 5 gün önce kolum kırıldı abi, sağ kolum. Şu anda platin var bileğimden dirseğime kadar. Burada da vidalar var. 5 gün önce kolum kırıldı, yani kimse dedi ki bu maça çıkamazsın vesaire. Bir sürü doktorlar gezdik, yani bunun hikayesini pek çok kişi bilir. Çok kez anlattım. En sonunda işte bir doktor platin taktı vesaire. Ve maça çıktık ve maçı da kazandım. Yani dünya şampiyonu kırık kolumla kazandığım için. Süper. Ayak parmağım bana birazcık daha basit geldi. Yani pek çok insana söylesem balkona çıkmaz yani, biliyorsunuz. Ayak parmağım, biz maça çıktık. Parmağım zaten kırıktı yani, ben böyle bırakınca düşüyor. Biz bunu flasterle sabitledim. Zaten maça gidene kadar alçtaydı. Flasterle sabitledim ve orayı da uyuşturucu iğne ile uyuşturdum. Ben maça çıktım. Tabii ki ciddi yaralarım vardı. Ama bu maçı kazanamadım. Bu maçı kazanabileceğimi düşündüm ama bu maçı kazanamadım. O da şöyle bir talihsizlik oldu. Şimdi maçtan 3 gün önce ayak parmağımı kırdım. Ondan da 2 hafta önce zehirlendim. Çok ciddi bir zehirlenme geçirdim abi. Ne yedin? Tavuktan. Tavuktan. Nerede yedin bunu? Türkiye'de mi? Türkiye'de yedim. Her zaman yediğimiz bir yerden, dışarıdan söyledik. Geldi ve zehirlendi. Ya, eşim de normalde yemezdi. Ona da o gün ikram edeyim. 5 gün boyunca hastanede yattık abi, tamam mı? Öyle mi? Ve böyle normal bir zehirlenme değil. Yani bana zehirlenme dediğin zaman tamam, gidiyorsun işte mideni yıkıyorlar. Ondan sonra çıkıyorsun bir serum. Öyle düşünüyorum. Abi 5 gün boyunca yani ateşler vesaire ciddi bir... Allah korusun ya. Ölümden döndük. Vallahi ölümden döndük diyebilirim. Yani ilk 3 günü hiç hatırlamıyorum. Sırf titreme. Aslan'a yedirmediniz ilk ya. Aslan'a yedirmedik ama ona da ortamda olan mikroptan herhalde, işte ne bileyim, evde gezindiği için ya bize temas ettiği için ona da gençten bu ayakta atlattı. Aman tamam, Allah korumuş. Ailece birbirimiz evet çok büyük bir tehlike atlattık. Ciddi bir zehirlenme yaşadık. Ve onunla maça gittin. Ondan sonra 5 gün geçti, doktorlar dedi ki 6 hafta içerisinde kan değerlerin düzelir. Tamam mı? Ondan sonra yani maça çıkmaman gerekiyor. İşte oksijen taşıma kapasiten düşük. Hani kondisyonsuz olursun. Hastaneden çıktım. Ondan sonra salona gittim. Bir antrenman yaptım. Dedim kendim deneyim. Eğer kendim gerçekten güçsüz ve nefessiz hissediyorsam çıkmayacağım. Gittim salona, bir antrenman yaptım. Fena değilim, kondisyon yerinde. Ondan sonra ertesi gün bir daha yaptım. Bir sonraki günde antrenmanda serçe parmağım kırıldı. Kırıldı. Dedim ki ya bu herhalde bir işaret yani. Biz daha dedim ne bekliyoruz yani. Meteor mu düşecek yani, anladın mı? Çıkmıyorum herhalde maça. Ama ona rağmen yine de inat ettim. Çıktım. Normalde çıkmamam gerekiyordu. Profesyonel olarak yani düşün, değerlendirmemiz gerekirse. Ama ben çok emek vermiştim ve iyi antrenman yapmıştım. Ve rakip de çok iyi bir rakipti gerçekten. Pek çok başarı imza atmış. Orada daha önce Glory'da dövüşmüş bir isim. Abi çıktım maça. İlk 2 round, yani 2 hafta yatmama rağmen ayağımın kırık olmasına, ilk 2 round'ı önde bitirdim. Tamam mı? Ondan sonra 3. round başladı, artık tamam dedim. Bu round dedim yatıracağım. Son maçını anlatıyor. Atakan. Evet, bu ay içinde yaptı. Son round'a çıktım, artık tamam dedim, yatıracağım. Tam böyle atağa başladım saldırırken bir tane ters kontra yedim. Kontra yedim, düştüm. Hemen kendimi topladım. Köşeye gelecek hakeme dedim ki okey dedim, her şey dedim yolunda. Saymasını bekliyorum. Sayacak. İşte 8, 9 diyecek. Bana doğru gel diyecek. Devam edeceğim abi. Evet. Tamam mı? Hakem böyle yaptı. 3, 4, 5. Yapma ya. Bitirdi. Aa, sen kendindesin. Evet, ben kendimim. Köşeye Allah Allah. Hemen itiraz ettim, tamam mı? Dedim ki ya nasıl yani? Hakem şike mi yapıyor? Hakem şike yapmıyor da, hakem amatör bir hakemdi abi, tamam mı? Yani orada o gün federasyonun atadığı o hakem daha önceden de bir maçı katletti. Almanya'da mı? Almanya'da olan maç. Benden önce benim Murat Aygün vardı. 6 Aralık'ta değil mi? 6 Aralık, 5 Aralık'ta mı? 4 Aralık'ta bu. Yani o gün. Evet, Aralık'ın ilk haftası. İlk cumartesi abi. Tamam, Aralık'ın ilk cumartesi. Şeyde bizden önce de Murat Aygün vardı mesela. Onun da bir ufak bir açılması oldu. Yani biraz açıldı tabii ki ama hakem hemen bitirdi. Şimdi şöyle. Biz dövüşçüyüz abi. Biz bu sporu yapıyoruz ve dövüşmek istiyoruz, tamam mı? Hayati bir tehlike olmadığı sürece veya ciddi bir sakatlık olmadığı sürece maç bitmez, bitmemeli. Yani evet, bir tane darbe alırsın, düşersin, kalkarsın, yatırırsın ya da ne bileyim hani iğneye de atabilirsin, problem değil ama dövüşebilecek haldeysen devam eder. Ama hakem daha önceden dövüşmediği ve çok fazla tecrübeli olmadığı için hakem dövüşten korkuyor. Yani bir şey olacak diye çekindi, tamam mı? Burada da işgüzarlık. Yani o maç öyle bitse bile, yani ben bir round oranda beni yatırdı kalktım, öyle devam etsem bile maç yine benimdi. Tamam mı? Ben de yine kırık parmakla bir maç daha almış olacaktım. Benim için hikayem olarak güzel olacaktı. Güzel olacaktı. Niye dövüştün dersen de abi. Şöyle. Ben dövüşmeyi seviyorum, tamam mı? İşimi de seviyorum. Ben yani kazanmaktan çok savaşmaktan zevk alıyorum, tamam mı? Yani oyunu oynamaktan haz alıyorum. O sebeple bu maçı alabileceğimi düşündüm. Her şeye rağmen ne kadar eksikler olsa da yılmadan devam ettim ama
Sonuç böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Peki. Ama maç bitti. Hemen hakem bitirdi, itirazlar ettim falan filan. Neyse devam ettirmedin. Hemen orada rövanş teklif ettim. Dedim burada bitmeyecek yani. Evet. Bunu rövanşını alacağım. Bilmiyorum, belki daha fazla bilendim yani. Rövanşı mutlaka olacaktır 2020 içerisinde. O zaman onu yatıracağız yani. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Peki Survivor'da senin üstün vasıfların neler, onu söyledin. Bu dövüşte üstün vasıfların neler, özelliklerin neler? Sence dövüşte, ringde avantajların neler? Ya bir insanın dövüşçü olması için şöyle. Mesela bir futbolcu olursun. Birisi 3 saat çalışır, birisi 5 saat çalışır. İşte baskette yine aynı şekilde. Yeteneğini geliştirebilirsin. Dövüşte de yani tekniğini geliştirebilirsin, tamam mı? Ama dövüş sporlarında gelişmeyen tek şey vardır, o da yürek. Yani eğer sen savaşçı bir ruha sahip değilsen veya işte korkuyorsan, çekiniyorsan, ne bileyim dövüş sporuna uygun bir yüreğin yoksa o yürek gelişmiyor, o antrenmanla gelişmiyor. O sende doğuştan olabilecek olan bir şey. Benim yani inancımın ve yani yüreğimin iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Orada üstün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim gibi olan pek çok dövüşçü de var. Onlarla da bir araya geliyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bir de psikolojik olarak ring içerisinde güçlü durduğumu düşünüyorum. Yani şöyle darbe alırsınız, darbe verirsiniz. Yani buradaki oyunu iyi kurmanız, psikolojik baskıyı iyi kurmanız gerekiyor. Zaten bu baskıyı biliyor olmamdan sebep de Survivor'da bence büyük avantaj yaşadım. Çok güzel bağladın. Peki şöyle de diyebiliyor musun ringde? Sağım öldürür, solum süründürür falan. Hani böyle öyle sağ tarafın, sol tarafın öyle şeyin de var mı? Diyorum sağım öldürür, solum süründürür ama elini olacımla bir vuruyor. Ondan sonra yani bu düşündüğümüz gibi olan şeyler değil tabii ki ama herkesin daha güçlü olduğu silahları vardır. Benim mesela diz ve dirseklerim daha fazla iyi. Onun dışında bir de ekstra olarak dayanıklılığım fazladır. Mesela kimi insanın çenesi zayıftır ya da ne bileyim darbe aldığında çabuk bırakır. Yani ben kolay kolay pek çok insanın nakat olacağı ağırlıkta darbeler aldığımda devam edebildim. Devam da edebiliyorum yani. O çok şey yapma, onu sarsmıyor. Bu da dayanıklılık olarak biraz yüksek olmam dövüş içerisinde kalmamı sağlıyor. Bazen seyrediyorum da senin videolarını, diğer videoları falan da yani kamyon çarpmış gibi oluyor o darbeler falan. Aman Allah'ım ne kadar dayanıklısın, ne kadar. Peki şöyle bir şey hiç başına geldi mi? Sokakta birisi sana sataştı mı? Hiç böyle bir şey başına geldi mi? Survivor'dan önce daha fazla başıma geliyordu abi. Öyle söyleyeyim. Ama Survivor'dan sonra artık tanıdıkları için daha şey oluyor. Mesela yolda gidiyorum, arabada bir tanesi, ne bileyim, bir ters bir hareket yapıyor, küfür ediyor, bir şey yapıyor. Oğlum diyorum, niye küfür ediyorsun? Tamam mı? Ondan sonra, aa abi sen miydin ya, ben hiç küfür eder miyim sana, küfür eder miyim? Oluyor, konu böyle değişiyor. Ama onun dışında da normalde tabii ki insanlar sizi tanımıyor. Tanımayabilir. Ya da ne bileyim dövüş sporu yaptığınızı da bilmeyebilir. Ben normal bir gömlek falan giysem zayıf bir adamım yani. O kadar şey durmuyorum, yeri durmuyorum. Anlamayabilirler. Görüntünüzden de çekinmeyebilirler. Artistlik yapan veya ne bileyim işte terbiyesizlik yapan birileri illaki denk geliyor. Ama genelde onlardan da özür diliyorum. Mesela ne bileyim yanlış bir hareket yaptı trafikte. Açıyor camı, bir şeyler söylüyor. Kusura bakma diyorum ben. Alttan pardon. Ya çünkü şöyle benim işim bu. Ben benim gibi profesyonel olarak bu işi yapan adamları dövüyorum veya onlarla mücadele ediyorum. Dışarıda sıradan bir adamı şöyle değerlendir. Araba kullanmayı bilen bir adamla bilmeyen bir adam aynı olur mu? Olmaz. Versen istop eder. Arabayı bile süremez yani. Bir vitesi değiştiremez. Evet. Dışarıda kavga etmeyi bilmeyen adamla benim için aynı şekilde. Yüzden, peki hiç el kaldıran olmadı mı dışarıda sana? Oluyor bazen teşebbüs eden. Yani ben çok zor durumda kalmadıkça insanlara vurmam. Onu etkisiz hale getirip bırakıyorum veya işte bir şekilde aradan sıyrılıyorum. Onun dışında birine zaten temas ettiğimde yani çok nadir bir şekilde piyango arada birilerine çıkıyor. Ama birine zaten bir kere temas ettiğinizde hemen aynı anda yığılıyor yani. Anlıyor durumu, anlıyor. Yani mümkün olduğu kadar kavga etmemeye çalışıyoruz. Yani çok zorda kalmadığımızda. Bizim için dövüş sporu şöyle ilk yardım gibi düşünün. İhtiyacın olduğu alanda kullanman gereken bir şey. Biri benim aileme, çoluğuma, çocuğuma, bana veya kasten bir şey yapmazsa veya cidden bir saldırıda bulunmazsa kolay kolay müdahale etmemeye çalışır. Anladım. Peki Ankara'dan Sinan kardeşim senin sorunu soruyorum Avatar Atakan'a. Bir videoda Türk milletini hakaret ettiğin iddia edildi. Sonra tabii mahkemeye verdiler seni, beraat ettin. Tabii. Bu olayı ilk duyduğunda ne hissettin? Yani bu olay gerçekten çok komik. Tabii ki belli bir şöhret mi ya? Ün yakaladıktan sonra sizi seveniniz kadar sevmeyenleriniz de var. Sizle uğraşanlar da var. Sizi çekemeyenler var. Sizi aşağı çekmek isteyenler var. Bu da böyle bir olaydı.
Olayın orada herhangi bir Türk halkıyla vesaire hiçbir şekilde ilgisi yoktu. Zaten mahkeme çok uzun sürdü ve pek çok delillere baktılar vesaire. Sonunda beraat ettim. Bilirkişi inceledi. Bilirkişi inceledi vesaire. Videoyu. Zaten orada benim Türk halkına böyle bir şey söylemeyeceğim ortada. Onun dışında yani buradan ben izleyicilerime soruyorum. Sizce böyle bir şey mümkün mü abi? Ben diyorum ya 2010'da ilk altın madalya gitmişim. Yani Özbekistan'da 5000 Özbek'in içinde bütün dünyaya İstiklal Marşı'nı okutmuşum. Çıktığım her maçta Türk bayrağıyla ya ben şey miyim ne bileyim İngiliz miyim abi ben hani küfür etsem anlı mı insanlara hakaret etsem. Sonuçta ben kendime mi yani hakaret edeceğim? Bu zaten beni tanıyanlar için de böyle masal niteliğinde bir olaydı. Bundan etkilenenler belki inananlar hak verenler de olmuştur. Ama sonrasında zaten yargı en doğru kararı verdi. Evet. Mahkeme tabii iddianame 2 yıl hapis istedi senin ama sonra evet. Mahkeme sonunda aklandın. Peki ben o zaman da aynı şeyi düşündüm. Şimdi de şunu sormak istiyorum sana. Rakiplerin böyle bir şeye yeltenmiş olabilirler mi? Yok rakiplerim yani bu konuda böyle olacağını düşünmüyorum. Biz yani seni zayıf düşürmek için seni halkın gözünde de ne bileyim ben yani. Ya illa ki bu tür sen şampiyonsun. Evet. Yani olmaz sen onlarla. Yok onlardan olduğunu düşünmüyorum fakat ya tabii ki sevmeyen insanlar oluyor yani kim olduğunu şu anda bilmiyoruz tabii ki ama bu videoyu böyle sızdırdılar basına. Bu tip şeyler yine olacaktır belki. Yani öbür gün başka yerlere karşılaşabiliriz. Bilmiyoruz hayat ne getirir. Beni tanıyan insanlar çok iyi bir şekilde biliyor yani ne olduğunu. O yüzden hiç takmadım yani abi. Çanakkale'den Füsun Hanım diyor ki sizin sorunuzu soruyorum. Serap Hanım'la evlenirken, eşiyle evlenirken Aslan'ın evet. Annesiyle neden ona muşta şeklinde yüzük taktı eşine? Muşta şeklinde. Çok iyiymiş. Buradan Çanakkale'ye selam olsun. Yani o bir espri mahiyetinde tabii ki. Biz dövüş sporlarına giriyoruz. Muşta da hani dövüş silahı. Öyle söyleyelim. Belki pek doğru bir şey değil. Nasıl diyeyim? Özendirme olmasın. Evet, özendirme olmasın lütfen. Evet. Ama bir arkadaşım orada bunu tasarlamıştı. Ben de hani bana verdi. Çünkü ben dövüşçü olduğum için ben de iyileştirdi. O gerçek yani, değil, imitasyondu galiba. Tabii evet. İmitasyondu, şey yani. Değil. Böyle sonradan yapılmış olan bir şey. İşte üstüne taşları falan koydular. Evet. Ben de ona eşime böyle komiklik olsun diye o şekilde hediye ettim yani. Evet. Evlendiği zaman sağlam bir evlilik olsun diye. Evlendiği zaman takipçi sayın da bayağı düştü o zaman. Evet abi ne oldu onu anlamıyorum ama takipçi sayımda böyle bir düşme oldu yani. Düşme oldu. 90-100 bine yakın bir düşme oldu. Evet. Ama ondan sonra bir o kadar da artma da oldu tabii ki. Belki evlenmemi isteyen istemeyenler olmuştur. Olmuştur. Hayranlarından evet. Peki eşin Serap Hanım'a böyle pahalı hediyeler alır mısın? Yani şöyle yani fiyatına bakarak bir hediye almam. Eğer beğendiysen bir şeyi ona alırım. Ama Serap açısından bakarsak Serap'ın mutlu olduğu şeyler ona gelen pahalı hediyeler değil. Yani ona verdiğim pahalı hediyelerle mutlu olmaz. Ona mesela kendim bir tane bir şey yapayım ya da bundan işte bu kağıdı katlayayım bir şey yapayım ona vereyim. Ona belki atıyorum atacağın 50 bin liralık bir hediyeden vereceğin 50'den daha değerlidir. O böyle şeylere daha fazla değer veriyor. O yüzden böyle ben arada aldığım da oluyor ama söz konusu olan mevzu ona pahalı hediye almam değil yani. O mutlu etmez. Daha çok düşünmüş olmam onu mutlu ediyor. Anladım. Ünlüler dünyasında var böyle. Mesela sevgili Alişan selam olsun. 600 selam. Bin liraya bir araba almıştı eşine mesela. Özcan Deniz eşine 1 milyon lira değerinde bir cip almıştı. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Daha çok versin. O iş öyle aslında. Bence yani tabii ki bir araba alır. Durumunuza göre imkanınız varsa alırsınız. Evet. Bunu herkes alır yani. Onlar da atıyorum bu arabayı alıyorlar ama atıyorum pahalı bir hediye aldım diye belki vermiyorlar ama basına bu şekilde yansıyor. Arabanın değeri ve ona aldığı hediye olarak yansıyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Peki Serap Hanım'a sürprizler yapmayı seviyorsun o zaman. Evet. O sana sürprizler yapıyor mu? Yapıyor abi. Çok güzel bir sürpriz işte. Babalar gününde. O harika bir şey. O da tabii ki bana arada sürprizler yapıyor. Birbirimize sürpriz yapıyoruz ya. Bu hayatı güzelleştiriyor. Mutfakta yemekleri kim yapıyor? Mutfakta yemekleri kim yapıyor? Yani %70 oranla Serap yapıyor, %30 ben yapıyorum abi öyle söyleyeyim. Ortak. Peki hangi yemeği daha güzel yapıyorsun? Hangi yemeği? Ben fırında olan şeyleri, kolay olan şeyleri daha çok yapıyorum. Hangi yemeği dersen abi? Evet fırında yapıyorum böyle değişik bir şeyler. Ya da benim tariflere bakıyorum. Tariflerden yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. Vaktimiz oldukça yani abi, mümkün oldukça. Vaktin oldukça. Peki Survivor'a tekrar dönecek olursak, evet. Survivor'da kendini yeniden tanıma
fırsat, bir özelliğini mesela, ya ben böyle de olabiliyormuşum dediğin bir şey oldu mu? Böyle bir keşfin oldu mu içe dönük kendinle ilgili? Susuzluk, açlık, dayanıklılık ya da bir başka şey, ilişkiler, böyle bir şey geldi mi oradan sana? Abi ben şöyle, yok tam oradan bana böyle bir aydınlanma gelmedi ama bir şeyden birazcık daha farkında olmanızı sağlıyor. Zaten oradan önce kendimi keşfetmiş biriydim. Yani orada özelliklerimi, yeni bir şey keşfetmedim diyebilirim ama orada tabii ki hayatın değerini birazcık daha fazla anlıyorsun. Birazcık daha şükrün artıyor abi, öyle söyleyeyim. Şükrünüz artıyor. Ve bir de şuna birazcık daha dikkat ettim. Beni yapan şey bence sabrım, tamam mı? Gerçekten sabırlı bir insanım. Bence sabır da en büyük silah, insanın en büyük gücü, öyle söyleyeyim. Orada ne kadar çok sabırlı olduğumu gördüm abi. Çok önemli. Evet. Çok önemli. Maçlarda da mutlaka bunu, kendini bu konuda geliştirdin ama Survivor'da da bunu gördüm diyorsun. Survivor'da unutamadığın bir anı var mı? Abi Survivor'ın her gününü hatırlıyorum diyebilirim, unutmadım. Ya çünkü çok zorlu şeyler yaşadık. Şimdi buradan isim vermeyeyim ama bir ödül vardı, tamam mı? O ödülü gerçekten kazandığımız, futbol oyunu sonrası kazandığımız ödül, o gerçekten bana böyle, ne bileyim, yeniden doğuş gibi gelmişti. Çok acıkmıştık o zaman. Bir o ödül bu oyunu var. Bir de tabii ki bir sakatlık geçirdim, kaza geçirdim orada. Başıma bir mekanizma çarpmıştı orada. Abi orada işte ben dedim ki öldüm. Yani gerçekten. Orada da hayatta kalmamı sağlayan şeylerden bir tanesi benim dövüş sporlu oluyor olmam. Darbeye birazcık bağımlı mı yani, alışık oluyor olmam. O darbeyi herhangi başka birisi almış olsaydı Allah korusun bugün kaybetmiş olabilirdik. Ya ben de zaten suyun içerisinde bağladım, boğuldum. Orası şöyle oldu abi, bir tane mekanizma vardı. Yani şunu şöyle mekanizma olarak düşünürsen, üstüne zıplıyorsunuz. Buradan da bir tane platformda böyle mekanizma geliyor. Evet, evet, evet. Ben bu arasına düştüm, darbeyi aldım, bayıldım. Bunun altına girdim, tamam mı? Evet, evet. Şimdi suyun içerisinde boyamışım. Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum ama ondan sonra dışarı doğru yüzmeye çalıştım, tamam mı? Yüzmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Kendime göre şöyle hissediyorum. Yüzdüm. Artık havuz bana ne kadar derin geldiyse böyle 20 metre falan yüzdüm diye düşünüyorum. 20 metre boyunca yüzdüm ama üstümde şey var ya, platform. Evet. Halbuki kafam oraya, ben yüzmüyorum yani. Kendimi yüzdüğümü sanıyorum. Aynı santimetre içerisinde duruyorum. Sonrasında artık dedim ki, çıkamadım yani, ışığı göremedim. Dedim ki benim için dedim bitti. Orada gerçekten abi, orada şehadet getirdim. Geçirdin. Evet. Allah'ta nasip etti. Belki ölecektim yani. Şehadet getirdim. Kendimi bıraktım abi dedim. Bitti. Survivor'da öleceğini zannettiği anı anlatıyor Avatar Atakan. Kelimeye şehadet getirdin. Bıraktım abi kendimi. Kendimi bırakınca sıyrıldım abi bu mekanizmanın yanından. Boşuna yüzmüşüm yani. Kendimi bırakınca böyle hop yandan çıktım. Bilemezdim abi. Bilemezdim ki. Çıktım. Zaten o sırada işte sağ olsun Serkay, ondan sonra ilk önce atladı, sonra diğer arkadaşlar ve Acumede ekibi, ondan sonra atladılar Doktor Metin Bay vesaire. Evet. Sonra beni aldılar abi, çıkarttılar. İşte baygınlığım geçti. Biraz böyle boşa bakıyordum. Sonradan izlediğimde fark ettim ama hastanede kaldım uzun bir süre. Sonrasında o hayata ve oyuna geri döndük abi. Evet. Biz tabii bunları hep seyrettik ama dışarıdan gördüğümüzü biliyoruz. İçeride yaşadıklarını bilmiyorduk. Teşekkür ederim bunları anlattığın için. Peki orada olduğunuz müddetçe bir para ödeniyor değil mi size? Bir ödeme alıyordunuz. Evet, orada bir ödeme alınıyor abi. Haftalık ne kadar alıyordunuz? $1,000,000 abi. Acun abi sağ olsun buradan. Yani şöyle abi, o kişiden kişiye değişiyor. Onu ben söylemeyeyim. İnsanlarınkini de söyleyeyim. Ama tabii ki herkesin günlük hayatında kazandığına göre veya ne bileyim değerine göre bir bütçe veriliyor yani. Anladım. Sonra şampiyon olunca 500 bin lira kazandın değil mi? O şöyle, yani ödeme de şöyle yapılıyor. Eğer ünlülerden katılıyorsanız işte belli bir ödeme veriliyor yani haftalık olarak. Gönüllerden katılırsanız bir ödeme verilmiyor. Ama şampiyon olduğunuzda da şöyle oluyor. Ünlü şampiyon olursa yarısını bağışlıyor. Yani 250 almış oluyor. Gönüllü şampiyon olursa hepsini alıyor. Bağışlamıyor. Aslında öyle bir dengeleniyor gibi bir şey yani. Anladım. O net alıyorsun evet, değil mi o parayı? Evet. Sen o zaman 250 bin lira aldın. Evet. Yarısını bağışladın. Evet. Anladım. Peki ne yaptın o parayı? Nasıl değerlendirdin? Yani şöyle hem spor hayatımı harcadım hem belli başlı borçlarım vardı. Onları hallettim. Ondan sonra işte düğün yaptım abi. Evimi kurdum, hayatımı kurdum. Onu harcadım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki kaç galibiyetin var kickbox'ta, dövüşçü olarak
Kaç galibiyetin var, kaç mağlubiyetin var? Abi şöyle yani amatörlerle beraber 100'ün üstünde maçım var ama profesyonel olarak yani herhalde 32 maçın 8'ini kaybettim abi. 15-16 tanesini nakavtla kazandım. İşte ne yapıyor? 24-25 tanesi de galibiyet. Rakibin nakavt ettiğin zaman ne hissediyorsun? Tamam diyorsun abi, bitti işte. Bu kadar. Ya bütün emeğiniz karşılığını alıyorsun yani. Orada hissettiğin şey doyum yani. Doyum noktası oluyor. Tamam diyorsun. Emeklerinin karşılığını almış oluyorsun. Yani. O gece uyuyabiliyor musun yoksa sabaha kadar, futbolcular mesela maçtan sonra sabaha kadar uyuyamadıklarını söylerler. Yani şöyle, adrenalin gelir insanın vücudunda. Öyle kolay kolay uyumazsın. Ama yani atıyorum maç 11'de bitti. 4'te falan 5'te uyursun. Bazen uyumak istemezsin. Ya yani çok güzel bir galibiyet almışsan bunu yaşamak istersin. Yani işte sosyal medyada takip ediyorsun, konuşuyorsun, arkadaşlarınla konuşursun. Maçını sürekli izlersin. Bu şekilde. Kaybetsen de yine aynı şekilde olur. Ha, kaybedince mesela nakavt olunca ne olur? Yani mesela benim geçenki gibi haksız bir şekilde maçı kaybettiğin zaman o zaman kudurdum abi gerçekten yani. Duramadım, bunu kendime yediremedim. Mesela bir tanesi çıkar, size vurur, yatırır. Evet dersin ki abi yapabileceğim bir şey yok yani, anladın mı? Kesti elektrikleri, kesti. Yapacağım bir şey yok dersin. Tamam, hak eder. Ama diğer türlü olduğu zaman birazcık böyle problem oluyor. Yani izliyorum tekrar. Birazcık böyle kendinize dert ediyorsunuz yani. Ama iki türlü de benim için şöyle, diğer sporcuları çok bilemeyeceğim yani, ama benim için geçmişte olan geçmiş. Kazandıysan da yani birkaç saat onun galibiyetini yaşarım, bitmiştir, hemen önümüne bakarım. Kaybetmişsem de anı yaşıyorum abi, ben o an anı yaşamayı tercih ediyorum. Ring'deki o an çok güzel ama kazandıktan sonraki. Çok güzel. Peki iyi kazanıyor musun profesyonel sporculuktan? Evet abi, yani şöyle, normalde Türkiye şartlarında Türk sporcularımız çok fazla bu işten para kazanmıyorlar. Ama biz yani yaptığımız kariyerle şu anda Allah'a çok şükür iyi kazanıyorum yani abi. Çünkü dünyada da pek çok şeyde tanıyorlar ve iyi organizasyonlarda iyi fiyatlara da uyuşuyoruz yani. Yani yaklaşık olarak bir rakam söylemek mümkün mü? Mesela bir galibiyette. Yani kendim için söylemeyeyim ama dünyada yani atıyorum işte UFC'de eğer dövüşüyorsanız UFC'de ortalama İşte 150 milyon dolar kazananlar da var, işte daha yüksek fiyatlar kazananlar da var. Bizim kazandığımız fiyatlar birazcık daha tabii ki düşük. Çünkü ben şu anda UFC dövüşmüyorum, UFC kafes maçı MMA. Oradaki şeyler biraz daha farklı ve oradaki kazandığınızda galibiyetinize göre değişiyor. Bizde ise şöyle oluyor, mesela turnuva oluyor, 200 bin dolar ödüllü bir turnuva oluyor. Eğer kazanırsanız 200 bin dolar alıyorsunuz veya sanatçı gibi oluyorsunuz, işte ne kadar dövüşürsünüz diyelim ki 30 bin dolara. Siz bilal olarak diyorlar ki dövüşür müsün bugün? Dövüşürüm. Ne kadar? 30 bin dolar diyorsun. Yani 30 bin dolar alıyorsun. Kazanırsan da ekstra primler oluyor. Bu buna benzer rakamlar. Anladım. Peki seninle ilgili çok merak edilen bir soru var. Ayten Hanım Ankara'dan sizin sorunuzu soruyorum. Oyunculuğa neden devam etmedi? Söz dizisinde kendisini çok sevdik. Çok beğendik, izliyorduk diyorlar ve başka hayranların da merak ediyor tabii. Sağ olsunlar. Yani şöyle, Söz çok iyi bir projeydi benim için ve içinde olmaktan da mutluluk duyduğum bir projeydi. İyi de geçtiğini düşünüyorum. Bir sezon boyunca orada oynadım ve sonrasında kendi isteğimle ayrıldım. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum abi, Survivor'dan geldikten sonra özellikle çok fazla yapım şirketi teklifte buldu. Onlara teşekkür edeyim. Ama ben daha fazla kendimi ifade etmek istediğim bir rolü oynamak istiyorum. Daha çok kendime yakıştırdığım rolleri. Yani örnek veriyorum, işte romantik komedi veya aşk vesaire, bu tarz konuları işleyen dizilerde değil de daha çok örnek veriyorum. Mesela bir Türk askerini oynamak benim için çok gurur verici bir şeydi. Bordo böyle bir timde bir tim komutanıydım. Bu benim için, ülkem için yani hizmet ettiğim şey için. Çünkü insanlar sizi örnek alıyor. Tamam mı? Muhakkak. Şimdi ben yaptığım spordan sebep pek çok insan işte spora başlıyor ya da benim yaşantım veya işte spor olan aşkımı görerek özeniyorlar. İşte Survivor'dan bir kitleniz oluşuyor. O kitle yine sizi örnek alıyor. Gençler örnek alıyor. O yüzden canlandırdığım rolde de gençlere örnek olabilecek bir konumda olmak isterim. Böyle projeler geldiğinde oyunculuğa yine tabii ki devam etmek istiyorum. Ama şu anda gündemde böyle bir şey yok yani. Peki daha sonra başka senaryolar geldi mi? Teklifler geldi mi? Geldi. Şu anda hala gündemde de gelenler var. Ama dediğim gibi benim daha çok böyle kendimi ifade etmek istediğim karakterde olmak istiyorum. Yani ben şöyle olmak isterdim açıkçası. Türkiye'nin Jason Statham'ı gibi birazcık daha o karakterde de bir şey olabilirdi. Yani aksiyon, ne bileyim dövüş, o tarz şeylerde de çok iyi canlandırabilir. Çünkü bizdeki evet çok iyi oyuncularımız var, iyi gerçekleştiriyorlar ama bilenle bilmeyenin
yani oynaması arasında bence ciddi bir fark var. Özellikle dövüş sahneleri vesaire, bu tarz aksiyon filmlerinde eksikler var diye düşünüyorum ben. Evet. Eğitim veriyorsun, okulun mu var? Aynen. Kaç taleban var, kaç arkadaş var seninle birlikte? Yani ekibimiz, kulübümüz 7 kişi, 7 antrenör çalışıyor. Onun dışında pek çok öğrencimiz var. Burada Bahçeşehir'de kulübüm, 700 metrekare bir spor salonu var. Yarısı fonksiyonel güç antrenmanı, yarısı da dövüş antrenmanlarına ayrılmış bölümde. Burada biz insanlara tecrübelerimizi aktarıyoruz gelenlere. Ama bir de şimdi şöyle bir şey başlattım. Uzaktan eğitim projesini başlattım. Evet. Çok ilginç. Nasıl oluyor? Şöyle, Avatar Atakan Uzaktan Eğitim diye Instagram hesabını da açtım. Buradan takipçilerimiz kontrol edebilir. Diyelim ki bana salona gelemiyorsunuz ama doğru bir antrenman programı istiyorsunuz veya doğru bir beslenme programı istiyorsunuz. Ben size bu konuda destek veriyorum online olarak. Yani online koçunuz olurum bir nevi. Öyle düşünün. Burada sizi hedeflerinize ulaştırıyorum. Yani çok ciddi anlamda kilo verenler, kilo alanlar, yani sayfayı incelerseniz orada da çok fazla mevcut. Hangi sayfanın ismini bir daha söyler misin? Avatar Atakan Uzaktan Eğitim. Instagram'da. Evet, Instagram'da Avatar Atakan Uzaktan Eğitim. Ya buradan uzaktan eğitim almak isteyen öğrencilerimiz bana da DM'den yazabilir Avatar Atakan hesabına veya uzaktan eğitim hesabına da yazabilirler. Orada zaten inceleyebilirler. Yani ne bileyim, çok ciddi değişimler gösteriyor insanlar ve şu önemli. Biz sadece kilo alsın veya kilo versin diye spor yaptırmıyorum insanlara. İnsanların sağlıklı yaşama yönlendiriyorum. Bizim için önemli olan yani tartıda kilo kaybedip alması değil. Onun daha sağlıklı bir birey olması. Hem psikolojik olarak sporun çok büyük faydası var. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak. Yani çok ciddi değişimlerde bana geri dönüşler yapıyorlar. Ve bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani geçen bir öğrencimiz bahsetti. Mesela dedi ki, hocam dedi, sanki ben dışarı çıktığımda herkesin de bana baktığını hissediyordum dedi. Yani böyle öyle bakıyormuş gibi hissediyordum dedi. Şimdi dedi çok daha rahat sosyal olabiliyorum. İşte şu kadar kilo verdim, şöyle yaptım vesaire. Bunlar mutluluk verir şeyler yani. Mutlaka. Neyle besleniyorsun Allah aşkına? Kanlı etle diyormuş. Abi şöyle, neyle besleniyorum? Yani tabii ki bir beslenme rutinim var. Tek bir şeyle beslenmiyorum ama birazcık daha kaliteli karbonhidratlar alıyorum. Protein alma oranlarıma dikkat ediyorum. Birazcık daha sağlıklı besleniyorum. Yani çok fazla fast food yememeye özen gösteriyorum. Maç sonraları yerim fast food. Böyle iki hafta falan bir off yaptığım oluyor. O zaman her şeyi yiyorum abi. Psikolojik olarak kendimi rahatlatıyorum. Ama onun dışında antrenman zamanlarında dikkatli besleniyorum. Böyle işte kötü yağlardan, kötü karbonhidratlardan kaçınıyorum. Ben de hep sebze yiyorum. Koy bakalım dirseğini. Koy dirseğini. Evet. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz abone olun lütfen, olur mu? Bundan sonrası sizin izlemenize gerek yok. Bir şampiyonu nasıl yendiğimi görmenizi istemem. Evet. Şu anda kaybediyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol.